1995 yılında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olan Mehtap Kayaoğlu, aynı okulda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sosyal sorumluluk projelerine değer verdiğini her fırsatta dile getiren Kayaoğlu, bir dönem sokak çocukları ile ilgili gerçekleri ekrana taşıdığı programıyla gündeme geldi. Danışman kimliğinin yanı sıra yazar ve yapımcı olarak da karşımıza çıkan Mehtap Kayaoğlu, bugün Yüzleşme Danışmanlık Merkezi'nde aile danışmanlığı, çift terapisi, yetişkin, ergen ve çocuklarla alakalı psikolojik destek çalışmalarına devam etmektedir. Mehtap Hanım, Türk aile yapısında son yıllarda en fazla görülen sorunlar bir danışman olarak sizce nedir? Türk aile yapısında son zamanlarda biraz fazlaca tartışmalar ya da aileler arasında yolunda gitmeyen süreçlere şahit oluyoruz. En fazla son yıllarda şöyle bir şeye takılmaya başladım zannediyorum. Yakın arkadaşlık ilişkisi diye bir şey kalmadı evli çiftler arasında. Eskiden hatırlarsınız dedelerimizde, babaannelerimizde, anneannelerde ya da vardı. Otururlardı karı koca, keyifli sohbetler yaparlardı. Gecenin ilerleyen saatinde belki sobalarının başında kestane patlatırken oradan buradan bir şeyler hakkında sohbet ederlerdi. Zannediyorum ki bu yakın arkadaş ilişkisini kaybetmeye başladık ve herhalde oradan sonra da problemler artmaya başladı. Yani aileler arasında bir yabancılaşmadan mı bahsediyorsunuz burada? Çiftler arasında, eşler arasında? Evet, yani doğru kelime bu. Evet, gerçekten bir yabancılaşma başladı. Çünkü aynı yastığa baş koyan insanlardan bahsediyoruz. Aynı yastığa baş koyan insanlar birbirleri hakkında hiçbir şey bilmemeye başladılar. Bu biraz da tabii evliliklerin kurgulanırken ya da ilk oluşturulduğu aşamalardaki yapılan yanlışlıklardan da kaynaklanıyor. Kişiler kendilerini tanımadan, kendilerini bilmeden ya da ne isteyebileceklerini tam olarak tahmin edemeden hemen karşı cinsten adaylar belirlemeye başlıyorlar. Bu gelir geçer dediğimiz duygular var ya, anlık beğeniler, anlık sevmeler ya da anlık iyi hissetmeler. Oralardan yola çıkıyorlar, hemen bir ilişki geliştiriyorlar, hemen bunu evlilikte taçlandırmaya çalışıyorlar. Ama gerçek ilişki, gerçek hayatta devreye girmeye başladığında bir de bakıyorsunuz ki işler ters gitmeye başlamış. Peki bu sorunların çözümünde nelerden beslenmeliyiz? Kendimizi nasıl geliştirmeliyiz? Şu çok önemli. Bir kere ben hep şunu söylüyorum. Beni izleyen de herkes biliyor. Genellikle takip edenler de bilirler. Ben özellikle öncelikle insanların kendi bireysel ruh sağlıklarına yatırım yapmalarından yanayım. Çünkü aile dediğinizde aileyi oluşturan yegane en önemli unsur anne, yani kadın. Dolayısıyla bir insan öncelikle kendisine yatırım yapması gerekir. Kadın bir kadın olarak kendisine yatırım yapacak. Kendisine değerli ve biricik hissetmeye yönelik bir yatırım yapacak. Ve o bunu kendisine yaparken zaten beraberinde büyüttüğü çoluğu, çocuğu, onun hamileliğini yaptığı diğer insanlar ya da hayatında eşlik ettiği eşi ve arkadaşları bu biricik hissetme ve değerli hissetmeden de kendilerine düşen payı alacaklar. Dolayısıyla öncelikle kendimize yatırım yapmak zorundayız ve ruh sağlığımıza yatırım yapmak zorundayız. Bizim keyfimiz yerindeyse, ruh sağlığımız yerindeyse zaten yaşam ortaklığı ve evlilik ilişkisi devreye girdiğinde oradaki yaşanan ilişki de gayet güzel ve keyifli hale gelebiliyor. Kişilerin birbirine, kendilerine yatırım yapmaları aslında evliliklerine de yansıyan bir şey. Kesinlikle. Şöyle düşünelim, mesela ben seminerlerde falan da hep bu konudan özellikle bahsediyorum. Evliliklerde en fazla karşılaştığımız problemler ne diye düşündüğümüzde kişilerin bireysel kişilik yapılanmalarından kaynaklanan problemlerle çok karşılaşıyoruz. Yani kişide kaygı bozukluğu varsa, takıntılar varsa, kişilik bozukluğu belirtileri varsa, kendisiyle barışık değilse, çevresiyle barışık değilse, problem çözme yetenekleri gelişmemişse, sosyal yaşam becerileri gelişmemişse, bunların hiçbirisi gelişmemişse bu kişi zaten bir başkasıyla evlilik ilişkisi yaşadığında da buradaki yetersizliklerinden dolayı otomatikman zorluk yaşamaya başlıyor. Son zamanlarda boşanmalarda da hızlı bir artış görüldü. Sizce bu artışın sebebi çiftlerin birbirine yeteri kadar empati yapamıyor olması mı, yoksa yanlış eş seçimi mi? Ne dersiniz? Yanlış eş seçiminin evet bir etkisi var. İnsanlar aslında kendilerini tam olarak temsil etmeyen insanlarla evleniyorlar. Ben hep yıllardır bu çift terapilerini yaparken dikkat ediyorum. Doğrusu seçilen eş aslında kendilerine hitap eden ya da kendilerine iyi gelen bir eş değil. Aslında çevrede iyi algılanacak eş seçmeye yönelik hareket ediyorlar. Dolayısıyla benim böyle verdiğim kabaca bir örnek vardır ama güzel olduğunu da düşünüyorum. Hatta bu konuda yazı da yazmıştım. Araba alır gibi eş seçin diye. Bir kere biz kendi arabamızı alırken, mesela siz de araba alırken düşünün, hani ben düşüneyim ve bizi izleyen izleyicilerimizi düşünsünler. Arabayı neye göre seçiyoruz?
tamamen günlük ihtiyaçlarımıza göre, yaptığımız işin niteliğine göre ve o işi temsil eden bir araç seçiyoruz. Düşünün ki ben gidiyorum, dünyanın en kaliteli ve en pahalı markasını bir araç olarak seçiyorum, kendime alıyorum. Ama konfeksiyon işiyle uğraşan bir insanım ve deri taşımam gerekiyor. Şimdi dünyanın falanca marka çok pahalı ve kaliteli bir arabasıyla o işi yapamam. Yapmam doğru değildir. Dolayısıyla o zaman yaptığımız işin niteliği ve bizi taşıma özelliğine göre bir ürün seçmemiz gerekir. Bunu enteresandır. Günlük hayatımızda başka işleri düşünürken yapıyoruz. Ama eş seçimine iş geldiğinde her şeyin en iyisi olsun, en güzeli olsun diye düşünüyoruz. Ama biz o iyiyi kaldırabilecek miyiz? Ben o iyiye karşılık verebilecek miyim? Ya da iyi dediğim şey gerçekten iyi mi? Başkasının gözündeki iyiden mi bahsediyorum? Kendi organize ettiğim bir iyiden mi bahsediyorum? Onu da bilmiyoruz. Sonra burada terapilerde bir bakıyoruz ki gariplikler ortaya çıkmış. Bir ilişkiyi kaliteli bir evliliğe taşımak için çiftlerin birbirine yaklaşımı nasıl olmalıdır? Bir kere öncelikle iyi niyetli yaklaşmalılar ve savaşa gider gibi de yaklaşmamalılar. Ben hep onu fark etmeye başladım son dönemlerde. Bir de bu yapılan yeni değişimlerde ve kanuni değişikliklerde de ortaya çıktı sanki. Biraz daha belirgin olmaya başladı. Sanki evlilik ilişkisindeki iyi niyetler azalmaya başladı gibi düşünüyoruz. Ve hep kendini kayırmaya ve kendini kollamaya yönelik bir psikolojiyle, bir bilinç dışı sistemle devreye giriyorlar. Halbuki iyi ilişki dediğiniz şey de aslında kişi kendisini kollamaya yönelik hareket etmez, yanındaki kişiyi kollamaya çalışır. Bunu bir yolculuk ya da bir arkadaşlık olarak bile düşünün. İkimiz birlikte sizinle ıssız bir adaya yolculuğa gidiyoruz. Şimdi o yolculuk esnasında en fazla kendimi mi kollarım, sizi mi kollarım? Akıllıysam sizi kollamalıyım çünkü size bir şey olursa hepten yalnız kalacağım. Dolayısıyla ben sizi kollarken aslında siz farkında olmadan sizin de beni kollamanıza yönelik bir sistem organize ediyorum. Çünkü ben size iyi davrandığımda sizin bana iyi davranmaktan başka şansınız kalmıyor. Dolayısıyla evlilik ilişkisinin en fazla eksilmeye başlayan yanı evlilik ilişkisindeki karşılıklı kayırma ve kollama ilişkisi. Bunun yeniden muhafaza edilmesi ve yeniden inşa edilmesinden yanayım. Bir de ben şunun üzerinde de durayım, bu çok önemsediğim bir şey son birkaç aydır özellikle. Evlilik ilişkisinde bence insanların birbirine olan şefkati ve merhameti azaldı. Anne babalarınıza gidin ya da onların anne babalarına gidin. Evlilik ilişkisinde en fazla olan şey şefkat ve merhametti. Çok enteresan, ben şimdi çalıştığım evlilik ilişkilerine de bakıyorum. Ya da yaptığım terapilerde insanların tavırlarına bakıyorum. Sanki düşmanları, sanki evlilikteki hayat arkadaşları değil, sanki birlikte çocuk ortaya çıkardıkları sevdikleri kişi değil. Sanki düşmanlarıyla yaşıyorlarmış gibi hareket edebiliyorlar. Ve merhametle ya da şefkatle alakalı duygularını yitirmiş gibi davranıyorlar. Herkes sadece kendisini korumaya almış gibi bir pozisyon içinde. Kaldı ki ötekileştirdiğinizde ya da karşınızda düşmanınız varmış gibi hareket ettiğinizde zaten doğallığınızı yitirirsiniz. Zaten olağan halinizi kaybedersiniz. Onu kaybettiğinizde de yaşadığınız tamamen saçma sapan bir şey olur çıkar. Son olarak hanımlar ve beylerin eş seçiminde dikkat etmeleri gereken kriterler nelerdir? Bir kere öncelikle çok kibar insanları seçsinler. Kaba olmayan, küfür etmeyen. Gerçekten bunu gerçekten doğru söylüyorum. Çünkü evlilik ilişkisi içerisinde en fazla uğraştığımız problemlerden bir tanesi insanların bildiğiniz doğrudan kaba davranışları. Sözlü şiddet. Sözlü şiddet ve davranıştaki, üsluptaki kabalık. Bu son derece önemli. Hatta ben hep onu da söylüyorum. Çiftlere en fazla verdiğim herhalde bilgilerden ya da en fazla yaptığım yardımlardan birisi de bu doğrultuda. Kendi içinde ve kendi özünde gerçekten doğru düzgün davranışlar sergileyen, kibar ve zarif insanlarla evlilik yapın diyorum. Çünkü ben görüyorum çok kibar bir hanımefendi, çok kaba bir beyefendiyle evlenmiş olabiliyor ve hiç duymaya tahammülü olmadığı halde akşama kadar binlerce kez eşinden küfür işitebiliyor. Ve bu bir süre sonra zaten kendilik değerlerini alır, alaşağı eder, evliliğine ve kendisine olan saygısını yitirmesine vesile olur. Dolayısıyla ben özellikle kibar olmaktan ve nazik olmaktan yanayım. Bir de bizim çiftlerimizin en çok yaptığı hata, onu da özellikle vurgulamakta fayda var. Seçerken buna da dikkat etsinler. Kişilerin sabit fikirli olmamasına çok özen göstersinler. Çünkü şu bir gerçek ki hiç kimse herkesin istediği ve beklediği her şeyi her an yapmak zorunda değil. Yapamaz da, gücü de yetmez. Ama değişmeye meyali varsa, değişebilir olma özelliği varsa,
iyi ve güzel olan bir şeye doğru kendisini yatırabiliyorsa, doğru bir davranışı kendisine örnek alabiliyorsa, yani kendisini geliştirme ve kendisini değiştirme potansiyeli varsa öyle bir insanla evlenilir. Ama bu özellikleri yoksa, sabit fikirliyse kesinlikle evlenilmez diye düşünüyorum. Bir de evlilikte 3 ana kural. Öfkeli insanlarla evlenmeyeceksiniz, aşırı kıskanç insanlarla evlenmeyeceksiniz ve kendisini aşırı duygusal diye tarif eden insanlarla evlenmeyeceksiniz. 3 tane altın kural yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Son bir mesaj vermek isterseniz takipçilerimiz için, onu da alalım, sonra bitirelim. Ben hepsine çok çok sevgiler ve saygılar gönderiyorum. İnşallah işlerine yarayan bilgiler verebilmişizdir. Ve biriktirmesinler, birikmeden yakın yollarda ve yakın tarihlerde de hemen yardım alsınlar diye de öneride bulunuyorum.